Merhabalar. Bu videomuzda diziler konusuna giriş yapacağım. Genel dizi kavramları üzerine durmak istiyorum bu videoda. Şimdi tanım şudur. Tanım kümesi sayma sayılar kümesi. Neydi sayma sayılar kümesi arkadaşlar? Şöyle n artı ile gösteriyorduk. İşte birden başlıyordu. 2, 3, 4, 5, 6'ya kadar. Yani sonsuza kadar giden sayı kümesiydi. Tanım kümesi n artı görüntü kümesi ya da değer kümesi de arkadaşlar reel sayı olan sayı dizilerine biz kısaca dizi adını veriyoruz. Doğrusu, fonksiyonlara daha doğrusu. Her fonksiyona bir reel sayı dizisi adını vereceğiz. Yani şöyle ifade ediyoruz. O halde f n artıdan r'ye tanımlı her fonksiyona bir dizidir diyebiliriz. Şimdi burada bir uyarı var arkadaşlar. Bu uyarı çok önemli. Verilen bir ifadeyi tanımsız yapan en az bir pozitif tam sayı varsa o ifade dizinin genel terimi olamaz arkadaşlar. Kesinlikle. Mesela burada n'e 3 yazdığımızda tanımsızlık çıkıyor. Burada mesela kök için negatif olamaz. Halbuki buraya 7 yazarsam mesela negatif oluyor gibi. Mesela örneğimiz arkadaşlar. Aşağıdaki hangisi bir dizi değildir? Şimdi hemen gözüme çarpan dizi olmayacak olan kesinlikle Bursa şıkkıdır. Neden diyeceksiniz? Mesela bir önceki verdiğimiz örnek gibi mesela 7, 8, 9 için kök içi tanımsız olacaktır. O halde cevap bu olmalıdır. Peki neden diğerleri bir reel sayı dizisidir? N yerine -5 yazsak oluyor normalde tanımsız çıkıyor. Ama bizim tanım kümemiz arkadaşlar sayma sayılarından başlıyor. Yani pozitif tam sayılardan reel sayılara tanımlıyor. O zaman bunlar arkadaşlar hep tanımlı olacaktır. Hangisi bir dizinin genel terimidir demiş arkadaşlar. Yani o zaman biz olmayanları elememiz gerekiyor. A şıkkında n yerine 4 yazarsam tanımsızlık çıkar. Bu bir genel terim olamaz. Mesela n yerine 1 yazarsam kök içi negatif oldu. Bir reel sayıcısı olamaz. Mesela n yerine 1 yazsam eksi 2 faktöriyel iyi tanımlı bir durum değil arkadaşlar. O zaman bu da bir reel sayıcısı değildir. Şu ifade birazcık bizi kafamızı karıştıracak. Yani C mi desek, E mi desek? Yani cevabımızın C olduğunu söyleyeceğiz ama neden E değil? Şimdi ben kök içini biraz düzenlemek istiyorum. Aslında bu n eksi 2'nin karesi, n eksi 2'nin karesi eksi 1 demektir. N kare eksi 4'den artı 4'tü. 1 çıkarsam içeriği verdi. Şimdi n yerine 2 yazarsam arkadaşlar n eşittir 2 için kök içinin negatif olduğunu görüyoruz. O zaman bu bir reel sayı dizisi de olamaz arkadaşlar. Genel terim verilmiş bir dizi var. Bu dizide A5, A9, A10 toplamını istiyor. Şimdi önce A5'i bulmak istiyorum. A5 nedir? Şimdi demiş ki mod 3'e göre yaklaş olaya. 5'i 3'e bölü kalan 2. O zaman burada yazacağım. 5 faktör gelmiş. Yani 120. Sonra A9'u bulacağım. 9'u 3'e bölsem kalan 0. Burada yazmam gerekiyor. 3 kere 9. 27. A10. 9'u 3'e bölsem kalan 1. Kalan 1 ise burada yazmam gerekiyor. 10'un karesi eksi 1. Yani 99 oldu. Bu üçünü toplarsak arkadaşlar 219, 246 cevabımız olacaktır. 2010 yılında çıkmış sınav sorumuz var. AMBM dizileri aşağıdaki biçimde tanımlanmış. Bakın bir önceki soruya benziyor. Fakat burada belki bilmeyeceğiniz bir ifade. O da şu. Önce bir yazmaya çalışalım. B4'üsü yani n yerine 4 yaz. O zaman aslında B4 demek bunun anlamı toplam demek. K eşittir 0'dan 4'e kadar AK demektir. Peki biz bunu nasıl bulacağız? 0'dan başlayarak tek tek arkadaşlar terimleri yerine yazacağım. 0 yazacağım A0 artı. 1 yazacağım A1. 2 yazacağım A2. 3 yazacağım A3. 4 yazacağım A4. İşte benden bu toplamı istiyorum. Zaten A0 tanımlı değildi arkadaşlar. Bunu almama gerek yok. Kaldı ki 0'a böldüğünüz zaman 0 oluyormuş. A1, 3'e bölümde kalan 1 verdiği için o zaman A1'in değeri 1 olmalı. A2, 3'e böldüğünüz zaman 2 oluyor zaten. O zaman bu eksi 2 oldu. A3, 3'ü 3'e bölsem kalan 0. O zaman mod 3'te yukarıdakini alacağım. Sonuç 0'mış. A4, şurada yerine yazacağım. 4'ü 3'e böldüm kalan 1. Yani bu da 4'müş arkadaşlar. Toplarsam 5, 3 çıkar. Cevap Edirne. Gelelim 2002'de çıkmış soruya. Şimdi yine benzer bir soru. Mod 2'ye göre iş yapacağız. A9'un değeri işte 2'ye bölsem 1'dir. Üsttekini yazıyorum. Şey alttakini yazıyorum. 2 üzeri 9 eksi 1 eksi.
7 yazarsan 2 üzeri 7 eksi 1 bölü. Dikkat edin. 8 ve 6 çift. İkinin tam katı. Yani üsttekini yazacağım. 2 üzeri 8 artı 1 eksi 4 tane 2 üzeri 6 artı 1 oldu. Şimdi şunu açarsak arkadaşlar birler gidecek. Yani üst tarafta şöyle bir ifade geliyor. 2 üzeri 9 eksi 2 üzeri 7 geliyor. Alt tarafta şimdi 4 normalde 2'nin karesiydi arkadaşlar. Şöyle yapalım. Burası 2'nin karesiydi. Çarparsam 2'nin 8. kutu bunlar gidiyor arkadaşlar. Ne oldu? 1 eksi 4 kaldı alt tarafta. Şimdi üst tarafta 2 üzeri 7 parantezine alsak 2'nin karesi eksi 1 oluyor. Alt taraf eksi 3. Üst tarafta 3 zaten sadece. İşte. O zaman cevabımız eksi 2'nin 7. kuvvetidir. O halde cevabımız Bursa olacaktır. Peki devam edelim. Şimdi dizilerle ilgili farklı tarzda sorular. Bu dizinin kaç terimi tam sayıdır? Şimdi şöyle yapalım. Biz bunu ayrı yazacağız. 3n bölü n eksi 60 bölü n diye düzenlersem yani 3 eksi 60 bölü n olmalıdır. Demek ki n sayısı 60'ın bölenleri olmak zorundadır. Ve n sayısı bir sayma sayısı olduğuna göre o halde n sayısı 60'ın pozitif bölenleridir. N o halde 60'ın pozitif bölenidir arkadaşlar. Peki 60'ın pozitif bölen sayısını şöyle buluyorduk. Şimdi 62'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'tir. Asal çarpanıysak göreceğiz bunu. Peki pozitif bölen sayısı arkadaşlar üstlerini bir arttırın. 3 çarpı bunun üstünde 1 var, bunun üstünde 1 var. 2 çarpı 2 yani 12 tane arkadaşlar tam sayı olan terim vardır. Cevabımız Bursa'dır. Gelelim diğer sorumuza. A'nın n kare artı 2n eksi 15 dizisinin kaç terimi pozitif değildir? Şimdi pozitif değildir demek ne demektir? O halde şunu demeye çalışıyorum. An küçük ya da eşittir sıfırdır demeye çalışıyor arkadaşlar. Peki ben bunu düzenlersem n kare artı 2n eksi 15 küçük eşittir sıfır. Şimdi ben bunu artı 5 çarpı eksi 3 olarak veriyorum. Demek ki n ya eksi 5'tir ya da 3'tür. Tablomuzu çizersek işte eksi 5 ve 3. Baş katsayımız artı eksi artı. Yani bu aralıkta zaman demek. Ama n değerler pozitif değerlerdi arkadaşlar. O zaman 1, 2 için ve 3 için de arkadaşlar sıfırladığı için demek ki sadece 1, 2, 3, 3 tane terimi pozitif değilmiş arkadaşlar. Diğer örneğimiz dizisinin kaç terimi 1 bölü 10 ile 1 bölü 7 aralığındadır. O halde şöyle yapacağız. 2 bölü n artı 5 1 bölü 10'dan büyük fakat 1 bölü 7'den küçük diyeceğim. Şimdi her tarafı takla atırsam bütün elemanlar yeri değiştirecek. Yani 7 bu tarafa geçecek. N artı 5 bölü 2. Bu da 10 oldu. 2 ile genişleteyim. 14 küçüktür. N artı 5 küçüktür. 20 oldu. Yani 9 küçüktür. N küçüktür. 15 çıktı. Baktığınızda 10, 11, 12, 13 ve 14 olmak üzere 5 tane terimi bu aralığa düşecektir arkadaşlar. Yine dizisinin kaç terimi 4 bölü 3'ten küçüktür? Hemen bakın soru çeşitleri bunlar hep. 3n eksi 11 bölü n artı 4 küçüktür. 4 bölü 3 diyeceğiz. Şimdi normal şartlarda arkadaşlar biz eşitlik sorularında içler dışlar çarpımı yapamayız. Ona göre. Yani burada içler dışlar çarpımı yapmayalım. Hemen 4 bölü 3'ü diğer tarafa alalım. Yani eksi olarak geçsin. O halde bu tarafta 0 kalsın. O zaman 9n eksi 33 payda eşitliyorum. Eksi 4n eksi 16 bölü 3n artı 12 küçüktür 0. Baktığımızda 5n eksi 49 bölü 3n artı 12 küçüktür 0 olmalı. Şimdi bu eşitliği incelediğimizde arkadaşlar 3n artı 12'nin daima pozitif olduğunu söyleyebiliriz. O halde bu ifadenin negatif olması için şunun negatif olması lazım. Yani 5n eksi 49 küçüktür 0 olmalı. Peki bu da n'e 1 verseniz 2 verseniz ta ki arkadaşlar 10 verseniz geçiyor. Böyle pozitif bir sayı oluyor. 9'a kadar değerler vermişsiniz. Yani 9 tane terimi 4 bölü 3'ten küçüktür arkadaşlar. Şimdi geldik parabol tipi bazı dizilerimiz var arkadaşlar. Onlardan bahsedelim size. Şimdi bazen bize AN dizisi şöyle verilecek. AN kare BN artı C biçiminde verilecek. Şimdi
FX parabol konusunu hatırlamamız lazım. Bu yaklaşımı anlayabilmek için. Parabolde arkadaşlar hatırlayın. A ifadesi yani baş katsayım pozitifse kollar yukarıydı, değil mi? A sıfırdan büyükse kollar yukarıydı. A sıfırdan küçükse kollar aşağıydı. Şimdi eğer kollar yukarıysa bir en küçük değeri vardı. Tepe noktamız R virgül K'ydı. Bu K değeri bizim için en küçük oluyordu. Eğer negatifse bu kez yine tepe noktası R virgül K. Bu kez bu bizim için en büyük değer oluyordu. Burada en büyük, burada en küçük değerler alıyordu arkadaşlar. Peki diziyle nasıl bir bağ kurmaya çalışacağız? Şimdi biz R değerini bulacağız her seferinde. Eğer R değeri bir tam sayısı sıkıntımız yok arkadaşlar. Hatta pozitif bir tam sayısı sıkıntımız yok. Ama pozitif bir tam sayı değilse bu durumda eksi B bölü 2A yani o R değerine en yakın pozitif tam sayı değerini alırız. Şimdi örneğin siz R'yi 5 bölü 3 buldunuz. Yani 1 nokta küsurat. Normalde bu durumda ya A1'e ya A2'ye bakmanız gerekiyor. Çünkü 1 ile 2 arasındaki bir sayı. Ama en yakın dediği için bu durumda 2'ye baksak kafidir. Eğer baktığınızda R değeri negatif bir değer çıkıyorsa bu kez siz hani pozitif olması gerektiği için R eşittir 1'i direkt baz almanız gerekecek. Şimdi örneklerle bu ifadeyi daha da böyle bir pekiştirmeye çalışalım. Şimdi A dizisi şöyle bir şey verilmiş. Dikkat edin A değeri eksi 3. O zaman en büyük olmalı. Zaten benden en büyük değerini istiyor. Hemen R'sini buluyorum. Neydi? Eksi B bölü 2A'ydı. Şimdi B'nin eksilisi. Eksi 16. Başında arkadaşlar şimdi eksi 16 bölü A'nın 2 katı eksi 6. Yani 8 bölü 3 çıktı. Şimdi 8 bölü 3 demek yaklaşık 2,3 küsurat demek. O halde sayı doğrusunda bu ara 8 bölü 3 sayısı 2 ile 3 arasındaki bir sayıdır. Buna en yakın olan. O halde ya A2'ye ya A3'e bakmamız gerekiyor. Ama en yakın dediği için cevabı A2 olacağız. Ama siz işinizi garantiye alın. A3'e de bakın arkadaşlar. 2 yazsak eksi 12 artı 32 artı 4 olur. 36 16 olur. Değil mi? Çok pardon 36 24 olur özür dilerim. Şöyle yapalım. 24 oluyor. 36 12 çıkarsa evet 24. 3 yazarsanız eksi 27 artı 48 artı 4 olur. Şimdi bu durumda 25 çıkar. Bakın aradaki bir sayı çıktı. Siz yani kime yakın olduğu önemli değil. Siz buna yakın iki tane tam sayıyı yerine yazın. Hangisi büyükse cevabımız odur arkadaşlar. O halde cevap diğer noktadır. Bakın yine n kare eksi 11 n artı 40. En küçük değerini istemiş. Zaten a değerine bakarsanız 1. Zaten kollar yukarı doğru. Demek ki bir en küçük değeri var. Hemen r'ye bakıyorum. Eksi b bölü 2a. Eksi 11 bölü 2. Yani 11 bölü 2 çıktı. 11 bölü 2 5,5'tur. Şimdi 5,5'a yakın bir 5 var bir 6 var. Önce a5'e bakmak istiyorum. 25 eksi 55 artı 40. Dikkat edin 65 10 kaldı. Bir de A6'ya bakalım. 36 eksi 66 artı 40'dan 70 yine 10 çıktı. Yani her ikisine eşit çıktı arkadaşlar. Cevabımız 10. Peki eşit çıkmasaydı biri 10, biri 5 çıksaydı en küçük dediği için arkadaşlar küçük olanı baz alacaktık. Peki geldik ilk n terim toplamına. Aslında bunu ileride bahsedecektim ama şöyle yapalım. Dönerdik aslında buraya ama neyse. Şöyle yapalım. Neyse çözelim. Şimdi A'nın ilk n teriminin toplamı şu şekilde verilmiş. İlk n terim yani A1'den A'ya kadar sayıların toplamı tek tek. Bu dizinin 5. terim hangisidir diyor. Şimdi ben önce S5'i yazmak istiyorum. S5 demek A1 artı A2 artı A3 artı A4 artı A5 demektir. 5 yazarsam 3'ün 5. kuvveti 243. 245 olacak arkadaşlar. Ben ama benden istenen şey A5 değeri. Yani şunu istiyor. O zaman keşke S4'ü de bilseydik. 4 yazıyorum. Yani 4 yazarsam A1, A2, A3, A4 olacaktır arkadaşlar. 4 yazarsam 81 pardon 81 artı 1 82 olacaktır. Yani ben ilk 5 terimden ilk 4 terim çıkarsam 5. terim bulmuş olurum arkadaşlar. Yani 245'ten 82'yi çıkaracağız. 3, 6, 1, 163 cevabımızdır. Peki.
Devam ediyoruz. Genel terimi aynı olan bir dizide şöyle bir bağıntı verilmiş arkadaşlar. A1'in 4 olduğu. Aynı artı 1'in ise şöyle bir bağla oluşturulduğu ifade edilmiş. Bu dizinin 14. terimini istiyor. Şimdi biz bu tür sorularda verilen fonksiyonları bir araya toplamaya çalışacağız. Yani şöyle yazalım. A'n artı 1 eksi A'n aslında 3n oluyor arkadaşlar. Şimdi 1 yazarsam A2 eksi A1'in 3 olduğunu, 2 yazarsam A3 eksi A2'nin 6 olduğunu, 3 yazarsam A4 eksi A3'ün 9 olduğunu nokta nokta nokta. En son benden istenen 14'tü. 13 yazacağım arkadaşlar. A14 eksi A13, 13 yazarsam 39'a eşit olmuş olacak. Bunlar taraflarına toplarsam. Dikkat edin, A2'ler, A3'ler, A4'ler ve en son A3'ler gelecek. Peki A1'i biliyorum zaten 4. Yani A14 eksi 4 eşittir. 3 parantezinde birden başlayarak 13'e kadar sayıların toplamı diyebilirim. Peki bu toplamı bulmayı biliyoruz. 3 çarpı 13 çarpı 14 bölü 2'dir arkadaşlar. Buradan da sadeleştirdim. 7, 91, 273 oldu. Bu tarafa alsam A14'ün 277 olduğunu söyleriz arkadaşlar. Devam edelim. Bunun bir de çarpılmış hali var arkadaşlar. Onu da hemen çözelim. Şöyle yapalım. Yine fonksiyonları bir araya toplamak istiyorum. A n artı 1 bölü A n aslında n artı 5'tir. Şimdi biz A1'i biliyoruz. 5. Bizden A12 isteniyor. Bakın. Şuraya yazalım. 1 yazarsam A2 bölü A1 6'ymış. 2 yazarsam A3 bölü A2 7'ymiş. 3 yazarsam A4 bölü A3 8'miş. Nokta nokta nokta. En son geldim. Devam ediyorum. 12 elde etmek istiyorum. 11 yazacağım. A12 bölü A11 ise arkadaşlar 16 oldu. Şimdi bunlar bu kez taraf tarafa çarpmak istiyorum. Bakın ne oldu? A2 bölü A1. A3 bölü A2. Nokta nokta. Devam ediyoruz. En son A2 bölü A12 bölü A11 çıkacak. Eşittir. 6'dan 16'ya kadar sayıların çarpımı. 6, 7, 8, 9, 16. Şunlar hep sadeleşecek. A12 aradığım şey bölü A1 kaç arkadaşlar? 5 zaten. Şunu içler dışlar çarpımı yaparak şu taraf öbür taraf alırsam o zaman A12 dediğim şey 5 çarpı 6 çarpı 7 çarpı 8 çarpı 16'ya kadar sayıların çarpımıdır. O da arkadaşlar Diyarbakır'da mevcut. Şimdi sabit dizi tıpkı fonksiyonlar konusunda olduğu gibi bu da tanımlı arkadaşlar. Bir de sıfır dizisi var. Sabit dizi verdiğiniz her pozitif tam sayı değeri için hep aynı sayıyla karşılaşıyorsanız bunu sabit dizi diyorsunuz. Verdiğiniz her değer için hep sıfırla karşılaşıyorsanız buna da sıfır dizisi adını veriyoruz arkadaşlar. Mesela bunun sabit dizi olmasını istiyorsak. Ne demiştik temel olarak? Aslında fonksiyonlardan bunun bir pratik yöntemi var ama ben önce farklı bir yaklaşım size göstermek istiyorum. Sabit diziyse ne yazarsam yazayım hep aynı şeyi vermeli. 1 yazıyorum. 1 yazarsam x artı 3 bölü 4 eşittir. 2 yazsam 2x artı 4 bölü 2 yazdım 7'ye. Buradan 7x artı 21 eşittir 8x artı 16'dır. Buradan x eşittir 5 çıkar. Şimdi fonksiyonlardan hatırlarsak peki bunu nasıl çözmüştük? Şurada n'lerin katsayıları olan yani x artı 1 bölü 3 2 bölü 1 dese kafidir. Bakalım x artı 1 eşittir 6. Buradan da x'i 5 direkt bulurdunuz arkadaşlar. Yani her iki yöntem de geçerlidir. Diğer sorumuz iki dizinin eşitliği. Tıpkı iki fonksiyonun eşitliği gibi, iki polinomun eşitliği gibi arkadaşlar. Eğer iki dizi eşitse terim terim her şeyleri de eşit olmak zorundadır. Birinin terimleri aynı, ikinin terimleri aynı gibi düşünebiliriz. Sonlu dizi neydi? İşte sayma sayıların bir alt kümesinde tanımlı diziler diyoruz. Tanım kümesi AP olan her fonksiyona P terimli fonksiyon. Mesela A3 deseydi bu 3 elemanlı bir kümedir. A5 deseydi 5 elemanlı. Peki nasıl alacaktım A3'ü? Sadece 1, 2, 3 değerlerini yazarak olayı çözecektim. Şimdi iki tane dizi eşitmiş. Hemen şurada payı da eşitliyorum. 4n artı 12 artı x bölü n artı 3 oldu. Şimdi paylar aynı. 4n'ler de var. X artı 12'nin eksi 3 olması lazım.
Buradan x eşittir eksi 15 çıkar arkadaşlar. Şimdi dizlerde işlemler de tanımlıdır arkadaşlar. Yani bir diziyi k ile çarpmak onlar terim terim çarpmak demektir. Toplamayı bir araya getirebiliyorsunuz. Çıkarmayan şekilde, bölmeyen şekilde. Bu tanımlarda sonuçların yine bir dizi olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi yine toplam sembolü ile ilgili bir soru araya karışmış. A3. Şimdi en yerine 3 yaz. A3'ü nasıl bulacağız? Demek ki toplam k eşittir birden 3'e kadar k kare eksi k. Şimdi 1 yazsam 0. 2 yazsam 2. 3 yazsam 6. Topladım 8 çıktı. Yani A3'ün 8 olduğunu gördüm. Peki B4'ü bulalım arkadaşlar. Şurada yazıyorum. Toplam k eşittir birden n'e kadar. Şey, n dediğim şey zaten 4'tü. Pardon. K artı 1. Şimdi 1 yazıyorum 2. 2 yazdım 3. 3 yazdım 4. 4 yazdım 5. Toplarsak 14 oldu. Şu 14 çıktı. Son. B2. Şimdi 2 yazarsam toplam k eşittir birden 2'ye giderken. Yine k artı 1. Bakın şunu kullanıyorum. 1 yazdım 2. 2 yazdım 3. Toplarsak 5 oldu. Yani 22 çarpı 5. Buradan cevabımız 110 çıkmalı arkadaşlar. Şimdi burada bazı tanımlamalarımız var. Mesela üçgen sayı nedir? Birden n'e kadar ardışık sayıların toplamını veren sayılara üçgen sayılar denir. 1, 2, 3, 4, 5, n. Hatırlayın bu toplam şöyle bulunuyordu. N çarpı n artı 1 bölü 2. Şimdi 1 versem 1. Üçgen sayıları oluşturmak istiyorum. 2 verirsem 2 çarpı 3 bölü 2'den 3. 3 verirsem 6. 4 verirsem 4, 5 bölü 2'den 10. İşte 5 verirsem 5, 6 bölü 2, 15. Sonra 21 gelecek. Bakın nasıl anladım bunu. Hemen şuraya mantığı yakalayın. Burada bir 2 arttı. Burada bir 3 arttı. Burada bir 4 arttı. Burada 5 arttı. Burada 6 artacak. O zaman burada 7 artmalı. 28 vesaire giden sayı dizisidir arkadaşlar. Üçgen sayılar. Peki kare sayılar neydi? İsimden anlaşacak. Aslında sayıların kareler olmalı. Ama tanım olarak şöyle. Ardışık iki tane üçgen sayının toplamıdır. Yani mesela bir geriye gidelim daha iyi görelim. 1 ile 3'ü toplarsanız 4. Dikkat edin bir şeyin karesi. 2'nin karesi. İşte 3 ile 6'yı toplarsanız 9. 3'ün karesi. İşte 6 ile 10'u toplarsanız 16. 4'ün karesi gibi. Yani art arda gelen iki tane üçgen sayı topladığınızda karesel sayılar oluşuyor. Yani İşte 1 de 1 sıfırla mesela 1'i de toplarsak aynı şekilde 1 oluyor. Yani 1, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi, bunun 1'in karesi diyelim nokta nokta. Bunlar bizim için karesel sayılardır. Şimdi bir tane de Fibonacci sayısı var ki bunu hemen soru üzerinden göstermek istiyorum. Şimdi Fibonacci sayısı diyor ki ilk yani sıfırdan başladığınızda A0'ı 0 kabul edin, A1'i 1 kabul edin. Fibonacci'yi F ile gösterelim. Şimdi her önceki iki tane terimi toplayarak arkadaşlar bir sonraki terimi elde ediyorsunuz. Zaten burada da bunu ifade ediyor. Yani 0, 1 vardı. Bunlar toplarsam 1 oluyor. 1 ile 1'i topladım 2. 2 ile 1'i topladım 3. 3 ile 2'yi topladım 5. 5 ile 3'ü topladım 8. 13. 13 ile 8'i topladım 21. 34. İşte 55. 89 vesaire giden diziye biz Fibonacci dizisi diyoruz. Bu Fibonacci dizisinde bulunan A10'u istiyoruz. Sayın 1, 2, şimdi bu 0'dı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 55'miş. Peki montunluktan bahsedelim arkadaşlar. Her en sayma sayısı için bir sonraki terim, bir önceki terimden her zaman büyük oluyorsa yani an artı 1 an'den daima büyük oluyorsa biz monoton artan dizi adını veriyoruz. Monoton artan dizide büyük terimden küçük terim yani A2'den A1'i ya da A3'ten A2 ya da A100'den A1'i çıkardığınızda hep pozitif bir sayı çıkar arkadaşlar. Evet. Peki monoton azalmakta tam tersi. Bir sonraki sayı bir önceki sayıdan küçük olacak. Yani aslında hatırlayın oran orantı konusundaki ters orantıyla birazcık benzer yapıya sahiptir. Yani A3,
A2'den küçük olacak. E doğal olarak o zaman A3'ten A2 çıkarsam negatif bir sayı kalmalıdır. Peki devam edelim. Şimdi bu kısım dizilerle ilgili anlatacağımız son kısım aslında. Şimdi bize verilen şöyle AN artı B bölü CN artı D ifadesini. Şimdi monotonluk durumunu incelemek için. Paydayı sıfır yapan değeri buluruz. CN artı D'yi sıfır yapan değer eksi D bölü C'dir. Eğer bu birden büyükse monoton değildir arkadaşlar. Eğer bu birden küçükse monotondur. Peki bunun artan mı azalan mı olduğunu nasıl karar vereceğiz? Çapraz çarpma bakacağız. Yani şöyle göstereyim. A ile D'yi çarp, B ile C'yi çarp. Çıkar birbirinden. Eğer bu sıfırdan büyükse monoton artan, sıfırdan küçükse monoton azalan, sıfıra eşitse sabit bir dizidir. Örnek yapalım. Monoton azalan bir diziymiş. Yani o zaman paydayı sıfır yapan değere bakmamıza gerek yok. O zaman çapraz çarpma bakıyorum. K çarpı 1 eksi 6 çarpı 4 küçüktür. 0 olmalı. Yani K küçüktür. 24 olmalı. En büyük tam sayı değerimiz bu durumda 23'tür. Şimdi monoton azalanmış. Yine hani monoton durumunu incelemeye gerek yok. Zaten söylemiş adam bize. Çapraz çarpalım. K artı 2 ile 1'i çarptım. Eksi 3 ile 3 çarptım. 9. Bu küçüktür. 0 olmalı. Yani K küçüktür. 7 çıkmalı arkadaşlar bu durumda. Burada nasıl bir sorun var? Cisim monoton azalanmış. Çapraz çarpımın farkı K artı 2. Şurası artı olacak arkadaşlar. Yanlış yaptık burada. O zaman K küçüktür. Arkadaşlar K küçüktür. Eksi 11 olmalı. Yani cevabımız Balıkesir oluyor. Sınav sorusu 2011'de çıkmış bir soru. Bakın başta çözdüğümüz soruları andıran sorulardan. Şimdi demiş ki A1 40'mış. Bizden A8 istiyor. Bakın yine ben bir araya getirmek istiyorum. AK artı 1'den AK'yı çıkardığımda eksi K kalır. Şimdi sırasıyla 1 yazıyorum. A2 eksi A1 eksi 1. 2 yazdım. A3 eksi A2 eksi 2. 3 yazdım. A4 eksi A3 eksi 3. Nokta nokta. Şimdi 8 elde etmek için 7 yazacağım. A8 eksi A7 bu kez eksi 7 olacak. Bunları tarafa topluyorum arkadaşlar. Dikkat edin hep gidiyor bunlar. Ne oldu? A8 aradığım şey. Eksi A1. O da 40'tı. Eşittir. 1'den 7'ye kadar sayıların toplamı ama negatif olarak. 7 çarpı 8 bölü 2. Yani burası ne oldu? 28. Eksi 28. Bu tarafa alırsam A8'in değerinin 12 olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Yine 2 olmuştu bakın. Neredeyse aynı olan bir soru. A'nın artı 2 şöyle yapalım. Bir araya topluyorum. A'nın artı 2 eksi A'nın artı 1 A'n'e eşitmiş. Şimdi A8'in değeri 6'ymış. Şimdi A6 ile A9'un toplamını istiyor. Şimdi ben şöyle yapalım. Yapayım. N yerine bir 6 yazalım. A8 eksi A7'nin A6 olması lazım. O halde şöyle diyelim. A8'in değeri de 6 idi zaten. Demek ki A6 ile A7'nin toplamı arkadaşlar 6'ymış. Peki 7 yazarsam A9 ile A8'in farkı A7'ymiş. Şimdi o zaman şöyle diyorum. A8 gördüğüm yere 6 yazarsam A9 ile A7'nin farkının 6 olduğunu gördüm. Taraftara topluyorum. A7'ler gitti. Demek ki A6 ile A9'un toplamının 12 olduğunu söyleyebiliriz. Cevap Ceyhan. Ve geldik son sorumuza. Bu da 2010 içinde çıkmış bir soruydu. En pozitif tam sayısı için neyin en büyük tek tam sayı böleni? Bakın. Şimdi altını çizelim. Tek tam sayı böleni. Kare içinde en ya da dikdörtgen içinde enle gösterilmiş. Aynı dizinin terimleri işte en eşittir 1, 2, 3 için şu şekilde tanımlanmış mod 4'te. Şimdi A18. 18 4'e bölersem kalan 2. Şimdi ...18 yazdık buraya. 18'i en büyük tam sayı şöyle diyelim. Daha güzel olur. 18'in en büyük tek tam sayı bölümü 9'dur. Şuraya 9 yazdım. 9'un mod 4'teki değeri 1'dir. Buraya yazdım işte. O zaman 9 şimdi 9'a eşit olduğunu gördüm. 9 artı 1'den burası 10 çıktı o zaman. Eksi.
A12. 12'nin en büyük tek tam sayı böleni 3'tür. 3'ü 3'e bölsem, yani mod 4'te daha doğrusu 3'ün değeri 3'tür. Şurada yerine yazacağım. 3 eksi 1, bu da 2 oldu. 10 eksi 2 cevap 8 çıkmalı arkadaşlar. Böylece videomuzu sonlandırmış olduk arkadaşlar.